Mevzu sadece bir belediyenin çapsızlığı falan değil. İzmir'i öldürdüler. İstanbul'da can çekişiyor. Bugün işte ufacık bir yağmur yağdı. Bayrampaşa'da şurada burada birçok yerde yine sel görüntüleri var. Felaket görüntüleri var. Bir şey olmuyor. Tamam, şimdi önce bunu bir aklınızın bir köşesinde tutun. Normal şartlarda İzmir'de yaşanan hadise bir AK Partili belediyede yaşansaydı bugün neler neler olmuştu, neler neler yaşamıştık. Tek gündemimiz buydu. AK Parti ne yapıyor bilmiyorum. Bir başka şey, sizi bugün Kocaeli'ye götüreceğim. Dünyada çevreye ilişkin ne kadar ödül varsa alması gereken bir belediye başkanının Körfez'de yaptığı devasa temizlik operasyonunu anlatacağım size. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, yani dünyada ne kadar çevre ödülü varsa verilmesi gerekir. Sessiz sedasız orada bir iş yapıyor. Kocaeli'ye karşı sorumlu, ülkesine karşı sorumlu, inançlı bir adam, Allah'a karşı sorumlu. Kendisine bir görev emanet edilmiş, bunu layıkı veçiyle yerine getiriyor. Kanımca o da böyle gördüğü için işini yapıyor, sadece işini yapıyor. Ama bir dakika ya, Tahir Büyükakın'a gerçekten büyük haksızlık değil mi bu? Bu sorunun cevabını birazdan konuşacağız. Biz gelelim şimdi İzmir'e. İzmir Körfezi'nde balık ölümleri devam ediyor. Perişan bir manzara var. İnsanlar evlerinin camlarını açamıyorlar. Balkonlarına, teraslarına çıkamıyorlar. Bahçelerinde oturamıyorlar. Perişan bir hal. Ne koktuğunu ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Ve tüm bu rezillik olurken 3 ağaç için ortalığı yangın yerine çevirenlerden zerre ses yükselmiyor. Çevrecilerden zerre ses yükselmiyor. Kimsenin umurunda değil. Orada yerel seçim yapılmıştı, malumunuz, biliyorsunuz. Mikrofon uzatılmıştı insanlara, İzmirlilere. İzmirliler, İzmir'in çok kötü yönetildiğini, İzmir'in berbat bir halde olduğunu, hizmet alamadıklarını, her şeyi söylediler. Ve günün sonunda tüm bunları söylemelerine rağmen dediler ki biz yine de oyumuzu CHP'ye vereceğiz. Buna itiraz edemeyiz, ses çıkaramayız. Tuhaflığını konuşabiliriz. Herkesin kendi iradesidir. Ne diyebilirsiniz ki şimdi? Gitmişler tüm bu manzaraya, İzmir'e yapılan tüm bu kötülüklere rağmen oylarını yine CHP'ye vermişler. Ağlamaya hakları yok, bunu söyleyebiliriz. O pis kokular içerisinde, kanalizasyon kokuları içerisinde hizmet almadan hayatlarına devam edecekler. Bunu söyleyebiliriz. Söylüyoruz da. Oh olsun da diyebiliriz. Ya niye diyemeyelim ki? Ama verdikleri hoya saygımız, yani en azından saygısızlığımız olamaz. Ama oh olsun, beter olun diyebiliriz. Ama bir dakika, beter olan sadece İzmir ve İzmir'de yaşayan bu insanlar mı? Hayır. İşte burası kritik. Düşünsenize, İzmir'de İzmir halkının oylarıyla seçiliyorsunuz. Ama ısrarla ve inatla İzmir'e hizmet etmiyorsunuz. Bu soruyu konuşacağız biz. Bu sorunun cevabını arayacağız. Bak, bu sorunun cevabı, hiç kimse hoplayıp zıplamasın, abartılı da söylemiyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına kadar gider. Düşünsenize, bir belediye, sürekli konuşuyoruz ya, ahlaki üstünlükten dem vururlar. Ahlak dip yapmış. Yeni nesil, CHP'yi tanımayan nesil bu vesileyle yaşaya yaşaya göre göre tanıyacak. Şimdi İzmir'de bir belediye Körfez'i böylesine niçin berbat ediyor? Bir, bomba geliyor. Suyunu arıtmadan, kanalizasyonunu arıtmadan, yağmur suyunu arıtmadan niçin Körfez'e akıtıyor? Niçin dünyanın en gözde denizlerinden biri olan o denizi bile isteye ısrarla ve inatla kirletiyor yahut temizlemiyor? Bu soruları sormamız lazım. Şuradan hep gidiliyor. İşte beceriksizler, işte CHP demek bu demek. Ya bunu biliyoruz, bunu geçin. Ama İzmir'de bu kirliliğin sebebi ne? Şimdi sıkı durun. Deutsche Welle, yani Alman kanalı, CHP'ye yönelik korkunç desteğiyle biliniyor. Almanya'nın da zaten bu desteği var. İzmir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aleyhinde olabilecek bir haber çalışması yapıyor. Göreceğiz şimdi onu. İzmir'e gitmiş, mikrofon uzatmış. Hafiften bir görelim, çekelim. Şimdi İzmir'in halini, şu pisliği anlatan Deutsche Welle haber yapmış, mikrofon uzatmış, insanlar ağlıyor, bu rezilliği anlatıyor vesaire. Kaldırabilirsin. Bu rezilliği anlatan bir haber yapmış. Hani bizim mesleki tabirle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne fena çakmış. Bu da tuhaf. Şimdi ikinci tuhaflık da bu. 10 puanlık uzmanlık sorusu. Bu durum
neye sebep olur? Selami Ayan. Hocam turist gelmez diyor. Bravo. Hatice Yıldırım. Turist gelmesin diye. Zehra Üzgün. Turizm azalması. Tamam, cevap geldi. Yormayın kendinizi, dinlemeye devam edin. Teknik olarak anlatacağım size. Teknik. İzmir Körfezi'nin Türkiye'nin su kalitesi olarak en düşük yerlerinden bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Buradaki balık ölümlerinin de asıl nedeni bu kirliliğe bağlı oksijen azalması, sıcak havanın da bunun üzerinde etkisi oluyor ve bu yüzden de balıklar ölüyor. Kirlilik. Türkiye'nin en kirli suyu. Kim söylüyor bunu? Profesör Doktor Ergün Taşkın söylüyor. Manisa Celalbayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve deniz biyoloğu olan Profesör Doktor Ergün Taşkın bunu söylüyor. Bitmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin yaptığı incelemenin ardından ilk değerlendirmede bu balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığını tespit ediyor. Bizim de gözlerimiz görüyor. Yıllardır, bak aylardır demiyorum, yıllardır burada konuşurken hatta biraz esprili de yaklaşımla ya işte İzmir'in o bilmem ne kokusuna niye katlanıyorsunuz hala diye serzenişçilerimiz de olmuştur. Tamam. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne diyor? Bakın bunlar, şimdi birazdan izleyeceğiniz görüntüde kullanılan ifadeler bir ajans marifetiyle oluşturulmuş işler. Bu arkadaşlar acayip bir ekipleri var. Böylesi bir durumda bundan sıyrılmak için ne denmesi gerekiyorsa tırnak içerisinde söylüyorum. Bilimsel bir yaklaşım neticesinde ortaya çıkan cümleleri kullanıyorlar. Nedir bu bilimsel yaklaşım dediğim hadise? Yani algı oyunlarının bilimselliğinden bahsediyorum. Şöyle dersen şöyle tepki alırsın. Böyle olur, şöyle olur meselesi. İzmir Belediye Başkanı bakın ne diyor? Bakın ne diyor? Bu türler aslında başka enteresan şeyler var. Birazdan anlatacağım. Normalde bizim denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler. Ve muhtemelen gemilerle taşınma sonrasında iklim değişikliğinden yararlanarak çoğalıyorlar ve körfezimizde baskın bir tür haline geliyorlar. Ne saçmalıyorsun sen ya? Allah için ne saçmalıyorsun? Gemilerle taşınmış bu balıklar. Ölü balıkları doldurmuşlar, bir sürü gemi bulmuşlar. Gemilere doldurmuşlar bu balıkları, getirmişler körfeze dökmüşler. Nasıl olsa bir kitle var. Ne kitlersen kitle. Senin beceriksizliğin yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği yok. Temizlemiyorsun. Arıtmaları kullanmıyorsun. Açmıyorsun. Çalıştırmıyorsun. Yahut yok. Teknoloji eskimiş. Başında personelin yok. Mühendisin yok. Bilmem neyin yok. Neyse neyse neyse. Tüm bunlar ortada. Beyimiz kameralar karşısına geçmiş. Ona sorulan soru şu. Ya bu körfezi niye bu hale getirdiniz? Gemilerle balık taşıdılar. Ya bu kirlilik ne? Bu ölü balıklar ne? Gemilerle balık taşıdılar. Bir de iklim değişikliği geldi. Böyle oldu. Arıtma tesisiniz yok mu? Gemilerle balık taşıdılar. Niye bu tesisleri çalıştırmıyor? Gemilerle balık taşıdılar. Kafayı mı yediniz siz ya? Bak yine aynı taktik. Şimdi bu açıklamayı gidin İzmir'de sokakta vatandaşlara soru mikrofonu tutun. Alacağınız cevap şu olacaktır. AK Parti gemiler tutmuş. Bu ölü balıkları doldurmuş gemilere getirmiş sırf CHP'yi kötülemek için körfeze boşaltmış. Bak yemin ediyorum böyle cevaplar görürsünüz orada. Yeminle söylüyorum. İşleri güçleri algı operasyonu. Laf cak cak. Şimdi tüm bunlar olurken İstanbul'da da durum farklı değil. Temel atmama töreni yaptılar şurada silah dağda ya. Temel atmama töreni. Biyolojik arıtma tesisi ne gerek var dediler ya biyolojik arıtma tesisine. Kendilerinden önce bir sürüsü yapılmıştı. Kendilerinin umurunda olmadı. Ne gerek var dediler. Müsilaj bastı ve gördük. Temizlemiyorlar, kirletiyorlar. Bütün kirlerini, çöplerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi çöp sularına varıncaya kadar buraya akıtıyor. Marmara Denizi'ne perişan ediyorlar. Bizimki İstanbul'daki perişan ederken şimdi sizi Kocaeli'ne götüreyim. Marmara Yeniden Projesi diye bir projeyle ki bunu daha önce konuşmuştuk. İzmit Körfezi
Doğu baseni, dip çamurunun temizlenmesi, susuzlaştırılması ve bertaraf edilmesi projesi hayatta. Devasa bir proje. Bak söyleyeyim. Ya biz övmesek, biz anlatmasak kim anlatacak? Çünkü çok canlı, yani siyasetin içerisinde, daha böyle canlı konular içerisinde yüzümüzü dönüp bakmıyoruz. Hakikaten rahatsız ediyor bu beni. Acayip işler oluyor. Bir vizyon var. Buradan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ını alkışlamak gerek. Siz de sosyal medyada gördüğünüz yerde alkışlayın. Bunu bak samimi söylüyorum. Bir CHP'li belediye yapsa onu da alkışlayın. Bu ülke bizim. Bak demin ne dedim? İzmir Körfezi'nde onu yapıyor. Ben şimdi sorarım. Turist gelmesin diye mi yapıyorsun? Temizlemiyorsun, kirletiyorsun. Türkiye turizmini baltalamak için mi yapıyorsun? Turist Yunan adalarına kaçsın diye mi yapıyorsun diye sorarım. Aklına gelir insanın. Deutsche Welle de dünya kamuoyuna bunu duyuruyor. Bu sebeple mi oluyor diye sorarım. Öte tarafta Kocaeli'nde, Körfez'de devasa bir temizlik var. Hem yüzeyde hem altta. Alttaki devasa. Devasa büyüklükteki borularla dip çamuru vakumlanıyor, çekiliyor. Bakın şu çamuru vakumluyorsun ya. Bunu karaya kadar taşıyorsun dipten. Çuval diyeyim, özellikli bir şey. Ben gittim gördüm çünkü. Devasa büyüklükteki o çuvallara bu çamurlar alınıyor. Suyunun süzülmesi bekleniyor. Dip çamuru, pislik, ne ararsan var. Şunlar devasa büyüklükte. Ekranda böyle göründüğüne bakmayın. Bunlar temizleniyor. Suyu akıtılıyor. Geriye o çamur posa kalıyor. Onları da taşıyorlar, imha ediyorlar. Bir takım zannediyorum geri dönüşümde kullanmaları, otur tarzı şeyleri falan da var. Şimdi sıkı durun, yer yerinden oynayacak. Az sonra söyleyeceğime karşılık. Bu öylesine büyük bir çalışma ki, yani girin YouTube'da şu videoyu, üşenmeyin, açın. 3-4 dakikada size özetliyor ne kadar önemli bir proje olduğunu. Ve böylece Körfez şurası tertemiz oluyor. Fakat beyimiz İstanbul'dan pisliğini göndermeye devam ediyor Kocaeli'ne. Ha, yazık günah bu Tahir Büyükakın'a ya. Hakikaten. Bakın dünyada çevre konusunda ne kadar önemli büyük ödül varsa bu adama verilmeli ya. Ne oluyor biliyor musunuz? Bak şimdi detaylarını vereceğim. 15 metre derinliğine kadar 468 hektar yani 1000 futbol sahası genişliğinde alanda ortalama 1 metre kalınlığındaki sığ ve sonradan biriken dip çamurunun hidrolik vakumlu bir sistemle çekilmesi ve susuzlaştırılıp taşınması. İlk aşamada 3.8 milyon metre küp. 3.8 milyon metre küp. Bak bir kamyon 20 ton alır. Hadi 20 metre küp diyelim. 15 metre küp diyelim. 15. Burada bahsedilen 3.8 milyon metre küp. Kaç kamyon, kaç tır, kaç gemi. Yani siz düşünün yani. İlk etapta 3.8 milyon metre küp. Toplamda 8,5 milyon metre ton çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırılacak. Ne oluyor? Oksijenlenme artıyor, canlı türleri çoğalıyor, balıklar çoğalıyor, temiz bir deniz oluyor, Marmara yok olup gitmiyor. Bir iç deniz yani yok olup gider. Bir bakmışsınız o müsilaj var ya bütün Marmara Denizi'ni kaplar, nefes alamaz ve Marmara Denizi biter yani göz bebeğimiz. Bir tek Kocaeli yapıyor bunu. Ayıptır, yazıktır, günahtır diyeceğim. Kime diyeceksin yani? İstanbul'daki pisletmeye devam ediyor. Bir yılda denizden 500 bin metreküp dip çamuru çekilerek 50 hektarlık alan temizlenmiş. Şimdi bu rakamlar biraz geçmişteki rakamlar. Şimdi bu artarak devam etmiştir. 35 bin kamyon çamur taşınmış. 250 olimpik havuz doldurabilecek. Depolanan çamurdan Kocaeli Üniversitesi'nde tuğla, kiremit, biriket, araç, balatası elde ediliyormuş. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de seramik objeler üretiliyormuş bu dip çamuruyla. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın bu işe işte şu, bu işe soyunmuş, bunu başlatmış. Ekonomiye de kazanç sağlıyor aynı zamanda. Böyle bir tarafı da var. CHP organizasyonunda mahkemeye gittiler. Şaka değil. Bu faaliyet durdurulsun diye mahkemeye gittiler. Akıl alır gibi değil, vatan hainliğinden başka bir şey değil bu. Mahkemeye taşıyorlar. Durdurun bunu. Böyle iş olmazsa. Ya manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? Siz arıza mısınız? Sizi hangi ekosistem yetiştirdi ya? Siz neyin ürünüsünüz? Bir canlıdan mı doğdunuz? Başka bir şey mi? Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Durdurmaya çalışıyorlar. Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK, şu bu. Herkes raporlandırıyor. Benim kadar net olmasa bile manyak mısınız siz? Siz neyi durdurmaya çalışıyorsunuz falan diyorlar. Bilimsel raporlar, şunlar bunlar vesaire falan. Ve devam ediyor hala.
Tıpkı kentsel dönüşümde yaptıkları gibi. Tıpkı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatını engellemeye çalıştıkları gibi. Tıpkı 3. Havalimanı'nda olduğu gibi. Tıpkı Marmaray'da, Avrasya'da, şurada burada olduğu gibi. Tayyip Büyük Akın'ı alkışlamamız, gidip elini öpmemiz lazım ya. Gerçekten diyorum bak. Çünkü denizin altında çalışıyor, kimse görmüyor. Oraya ışık, oraya bilmem boyama yapmıyor. Oraya bir heykel koymuyor. Göz boyamıyor. Kimsenin görmediği, bugün görmediği, 5 sene sonra, 10 sene sonra tabii ki şunu konuşacağız. Adama helal olsun ya. O gün bunu temizlemeseydi bugün Marmara ölmüştü diye konuşacağız. Ama bugün hiçbir önemi yok. Görülmediği için hiçbir önemi yok kimilerine göre. Oysa var.